Arkadaşlar herkese merhabalar. Mert Korkmaz TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birazdan 145'te iki katlı otobüse binerek öncelikle Taksim yolculuğu yapacağız. Ondan sonra da farklı bölgelere geçeceğiz. Uzun zamandır gitmiyordum. Yanımda arkadaşım olan Barış da burada. Bugün bana konuk olacak. Kendisi çok yakın bir arkadaşımdır. Kardeşim gibi severim. İyi ki geldin. Hoş geldin bu arada. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şu an yolumuza devam edelim. Bugün ne yapacağız? Kısaca onlara bahsedeyim. Biliyorsunuz Almanya vlog videoları paylaşmıştım. Türkiye'ye dönelim benim bayağı bir oldu yani malum. 1,5 ay falan oldu. Bugün de değişik bir gezi yapalım dedik. Hani sizlerle beraber dün de biliyorsunuz İstanbul'da hava bayağı bir yağmurluydu. Açıkçası ben kendim hiçbir yere çıkamadım. Ve soğuktu. Bugün biraz daha hava bir 4-5 derece daha sıcak olduğu için hani gezinmeyecek kadar bir soğuk değil. Ben de bu anı değerlendirerek sizler için bir video yapmak istedim. Şimdi öncelikle otobüsümüze ineceğiz. Bir durağa gidiyoruz. Durak var. Fazla bilmiyorum. Barış arkadaşım ayarladı. Çünkü ben fazla hani otobüsü YTT'yi kullanan birisi değilim. O zaman otobüs durağına binince sizler umarım bir yer bulursam ikinci kattan güzel bir manzara sunmak isterim. O zaman şimdilik hoşçakalın. El sallayalım. Şu anda bahsettiğimiz otobüs durağına geldik. 145T'nin kalktığı yer şurası Beylikdüzü durağı. Otobüsler şu şekilde gözüküyor. Size göstereyim. Bu gördüğünüz katlı otobüslere gidiyoruz. Gideceğiz. Biliyorsunuz İngiltere'de, Londra'da özellikle bu otobüsler çok geçiyor. Bunların kırmızı ve siyah renkleri. Bana biraz Nur Hanım sattı. Bakalım bizi neler bekliyor o zaman. Şimdilik duraktan kalkınca görüşmek üzere.
Evet arkadaşlar, şu an neredeyiz? Taksim Meydanı'ndayız. Gördüğünüz gibi arkamızda meşhur camimiz tam şu tarafta. Arkadaşım yaptığı göre şu aşağıdan da giden yol nereye iniyordu? İstiklal'e mi iniyordu? İstiklal Caddesi'ne iniyormuş. Bakalım sizlerle beraber burayı da gezeceğiz. Bugün güzel bir vlog çekeceğimize inanıyorum. Şu an yeni indik otobüsten. Bu arada alt geçit var. Buradan alt geçitten geçerek çıkıyorsunuz buraya. Çıktığınızda böyle meydana gelmiş oluyorsunuz zaten, değil mi, otomatik olarak? Arkamızda çok güzel dediğim gibi bir camimiz bulunuyor. Buradan arkaya nereye gidebilirim yok, sen biliyor musun acaba? Evet arkadaşlar, duyduğunuz gibi Barış arkadaşım daha hakim olduğu için o size daha iyi bilgi. Ben dediğim gibi buralara fazla gelmedim. En son çocukken gelmiştim malum 6-7 yaşlarındayken. O zaman şöyle ilerlemeye devam edelim beraber. Birazdan aşağı inince İstiklal Caddesi'ne tekrardan kaydı açarım. Şimdi istediğim bir şey var mı? Nasıl buluyorsun buraları? Sever misin? Evet, Taksim güzel Meydanı'na. Birleşmiş Milletler'e gelmiş gibi olduk. Evet. Gerçekten bir nevi öyle. O zaman herkese şimdi hoşça kalın. Yine kaydı başlatacağım birazdan. Evet arkadaşlar, tekrardan kaydımıza devam ediyoruz. Şu anda İstiklal Caddesi'nde ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Arka bu şekilde. Ne düşünüyorsun yıllar önceki geldiğimizden ziyade bu şu an nasıl, fark var mı sence? Yoksa hala bir aynı duyguyu yaşayabiliyor muyuz eski var. İstanbul'un kokusunu buram buram? Aynı zamanda tuttuğum takım bölgesi burası. Galatasaray. İkimiz de bu arada koyu fanatik Galatasaray olarak. Beyoğlu aşık sana diye bir söz var. Kim demiş onu? Bilmiyorum, şarkıda mı geçiyordu ama Galatasaray'ın şeylerini duyuyordum ben. Böyle Hüsnü Aslan kardeşi ya, Beyoğlu aşık sana diye. Oradan duymuşum. Ben de fazla bu aralar takip edemiyorum işten güçten dolayı ama ben de bu arada arkadaşlar söylemeliyim ki size, emin olun arkadaşım kadar ben de fanatik Galatasaraylıyım. O zaman ne diyoruz? Cimbamlıyız ama her takıma da saygımız sonsuz tabii ki. Önemli olan insanlık zaten. Evet, şu an meşhur İstiklal'in aşağısına doğru inmeye devam ediyoruz. Şu şekilde göstereyim sizlere. Birazdan daha güzel bir yerlere gireceğiz arkadaşlar. Şu anlık ilerlemeci. Başka neler biliyorsun bu bölge hakkında? Bildiğin bir şeyler var mı bize ve seyircilerimize sunabileceğin? Bakalım. O zaman sizin nerede bekleyeceğini anlatıyor var. Her şeyle karşılaşacağız. Bakacağız. Amcan kimi sevim? Burak. Buradan gaya. Gezik köprü içe bak. Evet arkadaşlar, bakacağız. Duruma göre artık yapacak bir şey. O zaman şimdi hoşça kalın. Biz ise yürümeye devam ediyoruz. Salla kamerayı. Arkadaşlar, herkese tekrardan kaldığımız yerden merhabalar. Şu an neredeyiz? Sant Antonio Kilisesi'nin önündeyiz. Burası tam Taksim'de İstiklal Caddesi'nin aşağı doğru ilerlediğimiz kısımdan son kısımlara doğru kalıyor. Ben de yeni geldim buraya. Arkadaşım evvel keşfettik. Arkadaşım bana gösterdi. Önünden geçiyordum. İnanın görmedim. Benim dörtte buraya bakman gerekiyor. Senin kesinlikle görmen gerekiyordu. Kafam bir şey verdim. Meğerse çok büyük bir şey kaçırıyormuşum. Yani uyarmasaydım muhtemelen buraya geçmiştim. Arkadaşlar, gerçekten burası çok devasa ve büyük bir şuna bakar mısınız? Sen de düşünüyorsun bu insanların saklığını, mimarisi hakkında. Çok muhteşem. Bütün yani tarih kokuyor resmen. Gerçekten o medeniyeti okuyup evet, hissediyorsun. İnsan kendi ufak da olsa böyle bir Fransa'da hissi biraz içinde evet, oluyor evet. Sence? Sence? Bence de. Kesinlikle katılıyorum. Arkadaşlar, etrafımızı şu şekilde aynı renk tuğlalarla kaplanmış bir şekilde her bir parçası kesinlikle tarihiyle ilgili bir tarihsel bir koku var. Gerçekten insan kendini muazzam hissediyor. Bir kere yarışta görürsek şu an girmeye çalışacağız. Giremezsek de
sağlık olsun. Bu arada özellikle başka bir zaman geçeceğiz. O zaman devam edelim biz. Hadi bakalım başka maceralara. Evet, şu an vapura biniyoruz. Hadi gel bakalım. Evet arkadaşlar, şu an vapurumuza binmiş bulunmaktayız. Buradan Üsküdar'a geçiyoruz değil mi? Üsküdar bölgesine geçiş yapacağız. Üst kata doğru ilerliyoruz şu anda bakalım. Manzara olan bir yere geçelim, iki yere çekebilirim. Sen geç böyle. Evet, şu an ilerliyoruz. Oradan geçelim ya da. Ufak bir şey yaklaşık bir yarım saat kadar mesafeyle ilerledikten sonra Üsküdar'da olacağız arkadaşlar. Ben de sizlere bu zamanda aynı zamanda manzarayı göstereceğim. Her detayı sizlere sunacağım. Evet, şu an sorun yok. Tamamdır. Evet, şu an vapurumuza bindik ve vapurdan yürüyoruz, bekliyoruz. Buradan yaklaşık bir yarım saatte gideceğiz ama doğru değil, yarım saatte... Evet arkadaşlar, hava bugün bir kış günü olmasına rağmen gayet güneşli ve güzel. Dünkü yağmur yağışlarına hele şu bir haftada kapalı bir havadan sonra böyle açık bir hava görmek gerçekten insanın içini ısıtıyor aynı zamanda. Önce göstereyim, arkaya odak yapıyorum. Umarım net şekilde çıkıyorum. Birazdan vapurumuz hareket edecek. Tekrardan vapur ortası, deniz odasında size tekrar açacağım diyorum. Şimdi hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şu anda Beşiktaş'tan ayrılmış bulunmaktayız ve Üsküdar istikametine doğru ilerliyoruz. Gerçekten muazzam bir manzara bırakıyoruz geriye kadar. Siz de böyle görebilirsiniz. Burada diğer gemiler duruyor, diğer şeyler duruyor. Şu an inmemdi, kusura bakmayın. Sizlere şimdi gösteriyorum. Evet arkadaşlar, şu anda tam boğazın ortasında diyebiliriz, değil mi? Evet. Gerçekten insanı heyecanlı hissettiriyor çünkü böyle güzel, ferah bir temiz denizin üstünde insana buram buram iyi geliyor, içini açıyor gerçekten. Size şöyle bir gösteriyor arkadaşlar, umarım gözüküyoruz. Arkamda şu an köprü yer alıyor. Biz Barış'la beraber sarfıyı geçiyoruz olarak. Valla sizlere Üsküdar'ı göstereceğim. Muhteşem, ferah. Kesinlikle. Sen de başka bir çalışıyorsun değil mi? Huzur var ya. Huzur var. Hani şehrin kalabalığından insanlardan bir nebze de olsa uzaklaşmak insanın ruhuna gerçekten iyi.
elimize sağladı. Çünkü üstüne doğru yaklaşmış bulmaktayız. Ne olursa olsun her zaman gülümsüyoruz. Gülümsemek önemli. Hep gülümseyin. Hayat çünkü üzülmek için, kafayı takmak için çok kısa. Sadece anın tadını çıkarmaya bakın derim. Arkadaşıma katılıyor zaten bana. O zaman sizi ufak bir arka manzarayla baş başa bırakalım. Üsküdar'da ince görüşmek üzere. Son bir atış. Arkadaşlar tekrardan son kez merhabalar. Saatimiz şu an 3.30 civarına gelmekte ve biz şu an neredeyiz? Kadıköy sahilindeyiz. Kadıköy sahilindeyiz ve buralarda sizlere göstermek istiyoruz. Şu arkada bir tane bina vardı. Tam şu binanın ne binasını hatırlıyorsunuz? Başka aklıma geldi. Haydarpaşa Tren Garı. Evet doğru. Haydarpaşa Tren Garı gözüküyor. Şu anda burada arkeolojik bir gözüm yapıyorlar. Doğru mu? Doğrudur. İşte burada geçerken otobüsü zaten görebiliyorsunuz. Çalışmalar devam ediyor hala. Buraya geldik gezmek için. Burada arkada tam otobüs durağı var. Bildiğiniz böyle son durak oluyor değil mi? Son durak sahil oluyor. Buradan siz de son durağa gelerek Kadıköy sahilde gezebilirsiniz. Burası güzel, sakin bir yer. Hafta sonu oturarak burada dilerseniz oturup manzara izleyerek dışarı yiyip müzik dinleyebilirsiniz. Dilerseniz gelip buraları gezip yeni yerler keşfetmek açısından gelebilirsiniz. Bu şekilde Kadıköy'ü de size göstermek istiyorum. Bir sonraki durakta tekrardan eğer açarsam görse güzel, açamazsam da ufak bir kapanış yapar ve bugünkü videoyu sonlandırırız. Genel olarak size güzelce gezdirebildiğimi düşünüyorum. Her yeri gösterebildiğimi düşünüyorum her detayıyla. Arkadan feribotlar gelmeye devam ediyor. O zaman kapanış yapıyoruz. Görüşmek üzere şimdi. Abone olun. Abone olmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşıma katılıyorum. O zaman görüşmek üzere.